Efendim şimdi söz Halkların Demokratik Partisi grubu adına ikinci konuşmacı İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a aittir. Buyurun Sayın Paylan. Süreniz 15 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu arada bizi ekranlardan izlediğini bildiğim eş genel başkanımız, eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi ve bütün siyasi tutsakları da saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 2018 bütçesi üzerine konuşuyoruz. Bir devletin bütçesi o devletin vicdanıdır. Bir devlet vicdanlı mı, vicdansız mı diye bakmak için o devletin bütçesini önünüze alın, görürsünüz. Bakın arkadaşlar, bizim bütçemiz geliri topladığı şekilde de, harcadığı şekilde de maalesef vicdansız ve adaletsiz bir bütçedir. Çünkü geliri toplarken ne servete ne geliri olarak, dayalı olarak topluyor. Parayı harcarken de maalesef özellikle 2018 bütçesinde sosyal politikalara değil, savaş politikalarına kaynak ayırıyor. Bu anlamda AKP döneminin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminin diyemem ama AKP döneminin en vicdansız ve en adaletsiz bütçesiyle karşı karşıyayız maalesef. Değerli arkadaşlar, 2018 bütçesini Plan Bütçe Komisyonu'nda bir aya yakın zaman görüştük. Bakın 250 saat sabahlara kadar toplantı yaptık. Biz biliyorduk ama Sayın Maliye Bakanı'na söylemiştim. Geldiğinde bütçeyi sunduğunda Sayın Maliye Bakanı umarım bir virgülü değiştirebiliriz burada dedim. Hani yürütmeler getirir ya bütçeyi. Demokrasilerde ne olur? Yasama tartışır. Çünkü milletin temsilcileridir. Ya der ki Trabzon'un sorunu var, köprüye ihtiyacı var. Diyarbakır'ın efendim altyapıya ihtiyacı var. Edirne'nin hastaneye ihtiyacı var der vekiller. Ve bütçe kalemleri o şekilde şekillenir. Ama arkadaşlar 250 saatte ya bir bütçede bir virgül değiştiremez misiniz ya? Bir virgül. Yürütme ne getirdiyse aynen geçti maalesef. Niye böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü artık yürütme ve saray bu meclisi bir noter olarak görüyor arkadaşlar. Maalesef yalnızca basın mührü arkadaşlar diyorsa basın mührü. Başka bir şey yapmayın. Kaldırın ellerinizi, indirin. Mührü basın. Ben ne gönderiyorsam bana geri gönderin diye bakıyor. Maalesef o açıdan da vicdansız ve adaletsiz bir bütçeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ben bu vicdansız ve adaletsiz bütçeyi çok tekrarlayacağım. Neden böyle diyorum? Çünkü bakın yalnızca bütçenin gelir kalemlerine bakalım. Parayı nasıl topluyoruz? Parayı nasıl topluyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bütçenin gelirlerinin %70'i dolaylı vergiler. Ne demek dolaylı vergiler? Yani harcama yaparken bizim ödediğimiz vergilerden kaynaklanıyor. Bakın %70'i, vergilerin %70'i. Ne yapıyoruz? Dolaylı vergi ne demek? Vatandaşlarımız anlasın diye söylüyorum. Gidiyoruz yani benzin istasyonlarına. Hani vergi istasyon, sizin vergi daireleriniz nerede? Vergi daireleri nerede biliyor musunuz? Benzin istasyonlarında. Şimdi çiftçi Hasan amca 10 bin liralık külüstür arabasıyla benzin istasyonuna gidiyor. Diyor ki 200 liralık doldur diyor. Onun 150 TL'sini vergi olarak ödüyor çiftçi Hasan amca. O gariban çiftçi Hasan amca. Bir de inşaatçı Cengiz var ya, hani meşhur Cengiz. 2 milyonluk arabasıyla çek diyor benzin istasyonuna. Şoförü depoyu doldurtuyor. O da aynı vergi veriyor gariban Hasan amca gibi. Bu vicdanlı mı Sayın Bakan? Bu adaletli mi? Başka nereye vergi istasyonu, vergi dairesi kurdunuz siz? Tekel bayilerine. Tekel bayisine gidiyor işçi Hüseyin. Bir paket sigara ver diyor. Alıyor sigarayı. 10 lira. 8 lirası trink Maliye Bakanı'nın hesabına geçiyor. Hani vergi topluyorum diyor şahane. Bir de hani rantiyeci var ya. Hani emlak rantlarından bir arazi alıyor 1 liraya. Gidiyor imarını geçirtiyor. Arazi 100 lira oluyor ya. O arkadaş da gidiyor bir paket sigara alıyor. Onun gelirinin bakın devede tüyü olmayan harcaması, bir servette bir tüy olmayan noktada o da 10 lirayı alıyor. O da 8 lira vergi veriyor.
Bu vicdanlı mı Sayın Bakan? Bu adaletli mi? Başka nereden vergi topluyor Sayın Bakan? Diyor ki bir buzdolabı alacaksın. Efendim o noktada işçi Ayşe teyze buzdolabına gidiyor. Sabit ÖTV ve KDV ile 1500 liranın 750 lirasını 600 lirasını vergi olarak ödüyor. Fabrikatör de aynı vergi ödüyor arkadaşlar. Bu vicdanlı adaletli diyorsanız bu bütçeyi geçirin. Ama bu vicdansız ve adaletsizdir. Sayın Bakan, sayın değerli arkadaşlar, Sayın Başkan. Peki vatandaş nasıl harcıyor? Nereden buluyor bu parayı? Geliriyle mi harcıyor? Hani teşvikler çıkardınız ya, millet buzdolabı aldı, araba aldı. Gidin işte teşviklerle harcıyoruz. Hani büyüttük diyorsunuz ya ekonomiyi. Neyle harcıyor? Ya 1400 lira asgari ücret mi arttı? Yok. Ne arttı? Vatandaşın borcu arttı arkadaşlar. Vatandaşın borcu. Peki biz vatandaşa borcu yüklerken ne yapıyoruz? Bir yandan da %1'lik kesimi zenginleştiriyoruz. Mehmet Şimşek Bey de burada. Rant vergilerinden bahsediyorduk. Ya 2013'ten beri dillendiriyor. İktidarda muhalefet yapmaya çalışıyor. 2013'ten beri başbakan yardımcısı bir rant vergisi çıkaramadı. Neden? Çünkü efendim biz AKP'ye ilçe başkanı bulamayız diyen bir cumhurbaşkanımız var bu rant vergisini çıkarırsak. Arkadaşlar dar gelirliğe yükle vergiyi sonuna kadar. Bir yerden ama araziyi alsın 10 liraya, oradan yol geçirt, imar geçirt, 100 lira olsun, 1000 lira olsun, vergi alma. Bu hak mı? Bu adalet mi? Değerli arkadaşlar, peki dolaylı vergileri böyle topluyoruz. Doğrudan vergileri nasıl alıyorsunuz Sayın Bakan? Ya %30'u doğrudan vergiler. Bunun %20 küsürünü zaten gariban işçi ödüyor. Bordro mahkumları ödüyor arkadaşlar, esnaf ödüyor. Geride kalan %7-8'i de zaten vatandaştan topladığı gelir üzerinden %20-22 vergi veriyor %7-8. Bu vicdanlı mı? Adaletli mi? Değerli arkadaşlar, peki hani nüfusun %1'i bu paraları topluyor ya, bakın AKP iktidara gelirken servetin %38'i nüfusun %1'indeydi. Şimdi bugüne geldik. Nüfusun %1'inin serveti ne biliyor musunuz? Servetin %60'ına sahip oldu. Nasıl oldu bu? İşte vergi politikalarıyla oldu. O almadığınız vergiler yüzünden oldu Sayın Bakan. Hani ranttan vergi almadınız ya, emlak rantlarından, zenginden vergi almadınız ya, garibanını borçlandırdınız ya. Bütün onlar üzerinden bunlar oldu arkadaşlar. Ve ne oldu? Servet %60'a dayandı. Ve geri kalan büyük kesimlere ne düştü? Borç düştü. Peki bu servet nerede Allah'ınızı severseniz? Hani işçide değil, çiftçide değil. Bugün giden işçiye geçinemiyorum diyor. Çiftçi geçinemiyorum diyor. Emekli geçinemiyorum diyor. Büyük kesimler geçinemiyor. Peki nerede bu servet? Bakın çıktı geçen sene Sayın Maliye Bakanı'na söyledim. Panama Adası'ndan çıktı servet, Panama Adası'ndan. Birkaç yüz kişi, bakın hepsi birkaç yüz kişi, 100 milyar dolarlık belki serveti faş oldu. Maliye Bakanı'na dedim ki, Sayın Maliye Bakanı, ya gidin şu Panama Adası'na bir bakın. Şu MASAK ne işe yarar? Vergi memurlarınız ne işe yarıyor? Gönderin bir yetkililerinizi, bir bakın dedik. Ya bütçe açığınız var, garibana yükleniyorsunuz. Git şu birkaç kişi, yüz kişiye yüklenin dedik. Oralı olmadı. Niye? Çünkü o listeye bakmıştır Salim Maliye Bakanı. Ya burada bakanlar var, ya bize yandaş iş adamları var, başka yakınlar var, eski AKP'liler var, ben buraya yönelemem demiştir. Peki daha birkaç ay önce Malta Adası'ndaki belgeler çıktı. Yine yüklenin dedik, oralı olmadı. Şimdi de hani biz Google'dan baktık Man Adası nerede diye, orada belgeler çıktı. Bütün bunlara yönelmeyen bir Maliye Bakanımız var. Bakın değerli arkadaşlar, bir toplumda ekmeğimiz az olabilir. Hani ekmeği çok büyütememeyebiliriz. Ama bunu nasıl paylaştığımız çok önemli. Ve özellikle de siyasetçilerin ahlaka ve etiğe önem vermeleri çok önemli. Şimdi diyebilir ki Maliye Bakanı, ya bu kanuni. Evet kanuni ya, oraya para, orada para tutmak kanun dışı değil. Ama ahlaki mi? Ama vicdani mi? Siyasi etiğe, siyasi ahlaka sığar mı arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, vergenin nasıl toplandığını, servetin nerelere harcandığını anlatmaya çalıştım. Peki bu bütçe
gelir kalemleriyle vicdansız ve adaletsiz. Peki harcama kalemleriyle ne yapıyor bu bütçe? Maalesef arkadaşlar, bu Bakanlar Kurulu'nda çoğu burada yok. Maalesef güvenlikçi bakanlar çok güzel baskı yapmışlar. Güvenlikçi ne kadar bakan varsa, hani Savunma Bakanı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, hepsinin bütçesi %40, %50, %60, %70 artmış. Yani ne demek? Bir savaş bütçesiyle karşı karşıyayız. Ama Sosyal Politikalar Bakanlıklarına bakın. Hani 80 milyonu dokunan eğitime, sağlığa, sosyal politikalara harcanan rakamlara bakın. %8 artmış. %9 artmış. O da artabiliyoruz. Ne oluyor? Daha az hastane, daha az okul, daha az sosyal politika. Ne var karşılığında? Daha çok silah var arkadaşlar. Bakın yalnızca Savunma Bakanlığı'nın bütçesini görüşürken, bu ibretlik bir maddedir. S-400 füzeleri alacağız dedi. Sayın Savunma Bakanı buradan bilmiyorum. Peki arkadaş kaç para bu S-400 füzesi? Bir tanesi $2.5 milyar. Yani bir ünitesi $2.5 milyar. Yani 10 milyar TL. Yani eski parayla 10 katrilyon. Arkadaşlar yalnızca bir S-400 füzesiyle 10 tane Kanal İstanbul yapılır. Bakın böyle söyleyeyim. Peki bundan kaç tane alacağız dedi. Kaç tane alacağız? 10 tane alacağız. Yani $25 milyar alacağız. Kaç para yapar? 100 milyar TL. Kime gidecek bu para? Rusya'ya gidecek. Neden? Çünkü Amerika ile aramız bozuk. Ne yapacağız? Biz sırtımızı Rusya'ya dayayacağız. Öyle kurtulacağız, güvenliğimizi sağlayacağız. Arkadaşlar Rusya'yla hemhal olup abad olan bana bir devlet gösterin diyeceğim ki çok güzel. Ya bir Ukrayna'ya bakın. Bir Gürcistan'a bakın. Bizim yapmamız gereken Avrupa Birliği'nin demokratik devlet ülkeleriyle bir ilişki kurmak. Avrupa Birliği çıpasını oralarda tutabilmek arkadaşlar. Bakın bu yılın başında ekonomi kötü gidiyordu. Sayın Maliye Bakanı orta vadeli programı açıkladı. Dediğim gibi bu program bir ayda çöker. Bir ayda çöktü. Ocak ayında yana yakıla tedbirler açıkladılar. Neden biliyor musunuz? Nisan'da referandum vardı. Yana yakıla. Kredi garanti fonu, teşvikler. Ne oldu? Hormonlu bir iyileşme oldu. Hani hasta olan bütçe bünyeye siz hormonu verdiniz veya kortizonu verdiniz. Bünye geçici olarak kendini iyi hissetti. Sonucunda ne oldu arkadaşlar? Evet, ekonomi büyüdü. Kime büyüdüğünü anlatacağım az sonra. Ama bunun yan etkileri var. Enflasyon geldi 13'e, faiz geldi 15'e ve bütçe açıkları tırmandı arkadaşlar. Peki, bütün bunun sonucunda yalnızca büyümeye geçeyim, çok vaktim yok. Hani %11 büyüdük diyorsunuz. Sayın Maliye Bakanı, kim büyüdü? Kimi büyüttünüz Allah'ını severseniz? İşçiye soruyorsun mutsuz, çiftçiye soruyorsun mutsuz, emekliye soruyorsun geçinemiyorum diyor. Kimi büyüttünüz ya? Hani bu vicdansız ve adaletsiz bütçe diyorum ya. Bu vicdansız ve adaletsiz bir büyüme. Çünkü emek sömürüsüne dayalı, doğa talanına dayalı bir büyüme. Ve yalnızca bir avuç yandaşı zenginleştirecek bir büyümeyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar bakın, ekonomi 11 büyüdü ya, Tarım Bakanı nerede? Ya tarım %2.8 büyümüş. Allah'ını severseniz Sayın Maliye Bakanı, S-400 alacağınıza verin Tarım Bakanı'na parayı. Biraz çiftçiye destek versin. Yani sen kesiyorsun Sayın Maliye Bakanı lütfen. Yani niye S-400 füzesi alıyoruz da çiftçiye destek vermiyoruz? Bak tarım %2 büyüdü. Bakın biz büyüdüysek hemen yapmamız gereken asgari ücreti 2000 liranın üzerinde taşımak. Eğer ki arkadaşlar siz yanlışı bir avuç yandaşı zenginleştireceğiz diyorsanız bu yolda devam edin. Ama bu büyüme maalesef yalnızca bir avuç yandaşın büyümesidir. Sizin bildiğiniz isimlerini saymayayım, müteahhitlerin büyümesidir. Bakın ekonomiyi büyüttük diyorsunuz. Ya hep böyle 3 kat büyüttük şudur budur. 1950'den beri bakın Türkiye gayri safi yurt dışı hasıla sıralamasında 16, 17 veya 18. veya 19. sırada. Arkadaşlar geçen yıl TÜİK yeni bir seri yayınladı ve dedi ki biz bir anda 20.likten 17.liğe geldik. Ya arkadaşlar bir sıraya gittiğimiz yok. Ekonominin coştuğu bile yok.
sıra atladığımız yok. Yalnızca hep 17. sıradaydık. Şu anda da 17. sıradayız. Bakın ama yalnızca rakamlar soğuk. Mesele 80 milyonun mutsuzluğu. Herkes mutsuz. Herkes gelecek kaygısı içinde. Bir avuç insan serveti tutmuş, onlar da korkuyor. Parayı Manadası'na kaçırıyor, Panama'ya kaçırıyor. Ne yapacağız? Yapmamız gereken, arkadaşlar, konuşmamız gereken rakamlar var. Bakın. Toparlar mısınız Sayın Bey? Konuşmamız gereken rakamlar hukukun üstünlüğü endeksi Sayın Başkan, arkadaşlar. Bakın biz 113 ülke içinde 100. isek biz bunu konuşmalıyız önce. Hukukun üstünlüğü endeksindeki sıramız. Basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke içinde 155. iz. Bunu konuşmalıyız arkadaşlar. İnsani gelişmişlik endeksinde 71. sıradayız. Arkadaşlar bunları konuşmadan o hormonlu büyümeler dışında bir büyüme yaratamayız. Demokrasilerde iktidarlar bazen adalet ve vicdanın dışına çıkabilirler, hata yapabilirler. Dengeleyici kurumlar vardır. Meclis dengeleyici bir kurumdur. Biz bu vicdansız hükümeti dengelemeliyiz. Mutlaka vicdan ve adalet yönünde harcama yapmasını sağlamalıyız. Hukukun üstünlüğünü sağlamayız. Hukukun, yargının üstünlüğünü ve özgürlüğünü, bağımsızlığını sağlamalıyız. Basın ve akademi dengeleyici ve denetleyici görevlerini yapabilmeliler arkadaşlar. Konuşmam boyunca vicdansız ve adaletsiz bir bütçeden bahsettim. Bakın ortaçağ filozofu Augustin, devletin içinden adaleti çıkarırsanız o devlet bir suç örgütüne dönüşür dedi. Devleti suç örgütü olmaktan çıkarmak bu meclisin başlıca görevidir. Buradan çıkmak da ancak demokratik siyasetle olur. S-400 füzeleriyle olmaz. Basının özgür olmasıyla olur, akademinin özgür olmasıyla olur, yargının hukukun üstünlüğünü sağlayarak olur. Bütün bunları sağlayamazsak arkadaşlar, büyümeler yalnızca hormonlu büyüme olur. Son olarak Maliye Bakanı'na da öneriyorum. Artık emekçinin sırtına binmekten vazgeçin Sayın Bakan. Gidin bir yerde, bakın üç yerde öneriyorum, vergi dairesi açın. Manadası'na vergi dairesi açın. Panama Adası'na vergi dairesi açın. Gidin Malta Adaları'na vergi dairesi açın. Emekçinin, işçinin, emeklinin sırtına binmekten vazgeçin. Bu üç yere vergi dairesi açın. Bakın görün bütün bütçe açığımız kapanıyor. Hepinizi saygıyla